Hop. Dört metre adama blok yaptım oğlum. Merhabalar sevgili Nopax 5'in takipçileri. Ben Umut. Bir dakika şunu atayım da sonra konuşuruz. Merhabalar sevgili Nopax 5'in takipçileri. Ben Umut. FIFA mı? NBA K16'da Umut Bozoğlu'yla point guard kariyerimize devam ediyoruz. Üniversitedeyiz. Çıkalım şu shoot around'dan. Üniversitedeyiz. Son iki maçımız. Freshman year. Tabii ki üniversitedeki ilk senemiz bu. Michigan Wolverines'in oyun kurucusuyuz. Louisville Cardinals'e karşı oynayacağız. Umut Bozoğlu takımların tek bir hedefi olabilir. O da mağlubiyet. Neymiş? Umut Bozoğlu'nun draft şeyi, durumu soru işaretiymiş kafalarda. Freak said play continues. The boy strong Michigan team looking to play for title. Yani Freak, bizim lakabımız Freak biliyorsunuz. Onun o düzgün çizgisini bozmayan performansı Michigan Wolverines'in şampiyonluğa ulaşmasına yardım edecek. NBA scout says he could see Freak going anywhere from top 10 to late first round in upcoming NBA draft. Draft değil, draft'tir. Bazı uzmanlar da bizim draft'ta çok iyi yerlere gelebileceğimizi iddia ediyorlar. Bu bir iddia değil, gerçek sevgili izleyenler. Ve o iki periyodu dar edeceğiz kardinallere. Alayım canım. Hızlı hücum. Hop. Ver üçlü yapıştırayım artık. Yeter be. Çok uzun sürdü. Merdeli merdeli bir oyun deneyelim ya biraz. Evet. Evet. Hop. Fake'i. Fake'i gördünüz mü? Hala havada herif. Hala uçuyor. Yo, iyiymiş. Yok böyle bir şey ya. Aha. Ooo, çok rahat girdi, çok rahat. Demek oyun kurucuların savaşı ha. Come on bitch. Evet. Üçlük geliyor. Üçlük geliyor sevgili Nofax 5'in takipçileri. Geliyor. Hissediyorum üçlü. Evet. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya sizin yapacağınız hücumu ya. Oyun kurucuyu topla buluşturacaksınız abi. Al. Kaçırıyorsun. Kış 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 kış. Hep beraber. Kış 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 kış. Yap. Yapsana. 2-2-2 numaralı oyun beyler haydi. Öyle bir oyun yok. Olmadı. Olmuyor. İstediğimiz hücumu yapamıyoruz adeta. Adeta değil, yapamıyoruz. Asist. Elis. Faulden başka işe yaradığını da gösterdi bizlere. Beyler uzunumuz nerede? Ah uzun adam olaydı. Uzun adamla aynı takımda oynama şansım yok. Onu üzülüyorum. Gel kardeşim, sana perde yapacağım. Oyun kurucu uzuna perde yapıyor. Olacak iş değil. Bu ne? Oho! Yani güçlük atamayınca hemen tekliyor musunuz? Tamam atarım o zaman. Rakibimiz iyi beyler. Peyton mı? Vay, Peyton vardı eskiden. Liseliler, üniversiteliler bile bilmez onu da. Gary Payton mıydı? 6 sayı fark. 2 periyotluk bir maçta çok yüksek. Zorladım takımım için. Elimden geleni yapıyorum. Çok sert savunma altında. At abi onu artık. Basket faul gelmedi. Basket faul gelmedi. Hoca beni çıkarabilir. Haklıdır da yani çıkarırsa. Çıkarmadı. 5'e indirdik farkı. Haydi 4'e iniyor. Haydi. Olmadı. Gidişinden belliydi zaten. Al yapıştır. Yapıştır artık. Aa, kaptım. Blok. Benim de böyle penetre edebilmem lazım. Ya adam bomboş. Uzunu gördüm. Alayım. Evet, evet, evet. Orayı kullanırım. Orayı kullanalım. Kullanalım orayı. Evet işte bu, aynen. Aynen böyle ya. Üstünlüğü sağlayacağız. Çıkardın mı beni? Ben çıkarken iki sayı önde, gerideydik. Hadi artık, yok artık. Oh be. Lan çık. Taca çıkıyordum, görüyor musun? Al abi, yapıştır onu. Yapıştır Crawford, yapma.
Hop. Hop kaparım. Kaparım. Evet. Evet. Ver adama. Ya niye elin? Çok şükür ya. Umut geldi. Yine hareket. Yine hareket geldi takıma. Bunu görün. Hop. Ne güzel kaptan şutu değil mi? İşte bu. İşte bu. Aradığımız ruh bu. Yine aynı. Yine aynı hücum. Onlar da kaçıracak abi artık. Öyle pasın bir anlamı yok. Devamlı pas, devamlı pas. Ne var? Bak. Rebound alırım. Bu. Hızlı hücum. Hızlı hücum. Zamanımız yok. Hop. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Karıştırdık orayı. Üçüncü asist. Come on. Come on. Sadece 3 sayı fark. Yok artık. Hop. Bravo Crawford. Ver topu. Tersten, tersten. Hop. Giriyorum içeri. Al kardeşim. Bir sayı. Birden işin rengi nasıl değişti? İşte bu. Ben bu oyun kuruculuk için doğmuşum ya. Ne yapıyorsun lan? Şerefsiz. Oo. Çakıyordum. Tam çıkarma zamanı. Ben sana söyleyeyim. Beni çıkar. Aferin. Beyler 4-1. Kaçırmıyoruz lütfen. Excellent. 2'ye indirdik. And so he's both. He's also been extremely. Adamımızı bırakmayalım. Aha içeri. Aha yok öyle. Hop. Ah. Ne yapıyorsun lan? Çok güzel. Çok bu. Atamaz. Hadi öne geçiyoruz. Bu hücumda artık öne geçiyoruz derken hatırlıyordum topu. Hop. Al abi. Woo! Üniversitelerde, kolejlerde asist kralı olacağım. Asist. Hop. Bir top çalmada. İnanamıyorum bu çocuğa. Hop. Excellent. Tarkan'ı bir arayayım da bu patent telif konusunu anlaşalım. Bundan sonra her basketinden sonra Tarkan çalsın. Hop. 4 metre adama blok yaptım oğlum. Alayım. Giriyorum. Giriyorum. Hop. Çocuk bencil de değil, anlatabiliyor muyum? Süper. Süper. Alayım topu. Alayım topu. Ah. Vay canına. Alayım. Woo! Bir rebound daha. Crawford al kardeşim. Bekle de geçeyim da. Çıkar hoca son 20 saniye oynamak istemiyorum. 36-25 bakalım ne yapmışız istatistiksel olarak. 13 sayı, 5 rebound, 6 asist, 1 blok, 3 top çalma. Oha. Bir de oha yazıyor orada. Müthişti. Her maçtan önce buradan bir top alıp atarım benim. Geleneğim bu. Excellent. Bakalım. NBA öncesi son maç mı yoksa ilk yılımızın son maçı mı bilmiyorum. Ama ulusal şampiyona finali. Wisconsin Badgers'ı yenersek ilk senemizde, üniversitemizdeki ilk senemizde Michigan'ı şampiyonluğa götürebiliriz. Haydi çocuklar döndürmeyin. Murat Kenan adamından atlayamadı. Murat Kenan adamından. Maç öncesi akan yazılara baktım. Woo!
Maç öncesi Hakan yazılara baktım. Bu maçtan sonrası draft istediğimizi açıklayabiliyormuşuz. Zaten NBA'in en üst düzey, en kalbur üstü scoutları da bu maçı izliyormuş. İlk top bizde değil, kaybedeceğiz. Lise şampiyonluğunu kaybetmiştim son maçta, finalde. Blok geliyor hacı. Müthiş savunma. Blok gelmese de harika savunduk ve rebound'u aldık. Jones'a, Crawford sakin. Crawford sakin, üçlük atacağım. Hop! Yemediler fake'i. Beyler, en ciddi maçımız bu, lütfen. Daha sakin, düşünerek. Alayım kart. Aa, tam üçlük için hazırdım. Bravo. Oha! Niye bu kadar zor? Niye bu kadar zor attı ya? Savunma iyiymiş, kuvvetliymiş. Topu kaparak telafi ettik hatamızı. Eyvallah. Aha! Boşum lan! Their winning has come through solid team play. 9 feet out. The Badgers. Yapma, iki tane arka arkaya kaçırmak bana yakışmıyor ya. Evet, bu hücum mümkünse üçlük, hiç olmazsa sayıyla bitmeli. Taylor'a müthiş bir pas. Takımın ruhu, ruhu. Her şey umuta bağlı. Adeta bir Alex, adeta bir Hacı'ya Shevchenko. Evet, işte bu ya. Müthiş rahatsızlık. Helal olsun. Yürü. Yürü 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 yürü. Hızlıcım at. Tekrar. Üçlük denedi. Jefferson asist yazdı bana bir tane de. Öne geçtik birdenbire. Kapacağım şimdi bunu. Rebound. Bir rebound daha. Sakin. 5'e 12. İşte bu. Tekrar. Müthiş. Harika, harika. Atacağım. Bugün kaçırdım. Üçüncü şut. Kaptık topu birden. Helal olsun. Cunningham mı? Helal. Sayımız yok. 3 rebound, 2 asist, 1 top çalma. Gayet iyi. 5 sayıya tamamlayalım. Benim için yeterli. 5 sayı. Al Crawford. Crawford. Gel kardeşim. Süper. Alayım. Gel abi. Artık üçlüğün zamanı geldi mi beyler? Hop! Hop! Olmadı. Ya yemiyor fake falan bunlar derken müthiş pas. Alayım. Çok zor bir... Ben niye bu herifi tutuyorum? Şaka mı bu ya? At adama. Sayı istiyorum artık. Basketbol. Bağırma lan. Adam bana savunmayı öğretiyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak. Bitch. Oo, bizim gecemizmiş, öyle diyorlar. Eyvallah kardeşlerim. Alayım. Alayım, zorlama Sabri gibi. Heh. Hop. 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 Oo, nasıl savunma lan? Hop. Hop. Çok zorlamıştım be. Peyton right side. Kaptı. Helal olsun kardeşlerim. Helal olsun. Atır bit, atır. Atır oğlum topu. Şampiyonluk geldi ya. Kardeşlerimle beraber kutluyorum. Bakalım. İlk senemizde üniversitede. Bir numara. Oyun kurucu olarak bir numara. Yani şampiyon olduğumuz maçtan sonra. Bakalım başımıza neler gelecek. 3 sayı, 3 rebound, 3 asist. 1 top çalma. Genel performansımızın altında ama yine de harika. Şimdi NBA takımlarından gelecekler bize. Anne. Hey, ma, it's me. Anne, ne haber? I got you on speakerphone. Okay, your sister there. Hey, mama. Hepimiz buradayız. Hey, baby, how you doing? I'm fine. Bu görüşmeler hep tuhaf olur biliyorsun. Bu kim lan? I'm fine. Does she have to be here? Yes. Ya bizim kız arkadaş mı? Oğlum, bütün kızlar için onu mu buldun? What a pleasure to finally meet the queen mother, this young talented man, even if only. O da bizim menajer mi? Takip edemedik. Hiç sevmedim ben bu tipi yalnız. Hey, sorry I'm late.
Hope everyone's well. Hey, ya oğlum bu anneyle baba zenci ya. So let's get to it. Yeah, let's do this. We all know why. Nasıl çıktım ben? This meeting is strictly confidential, 100% neyse tamam, çok gizliymiş bu görüşme. Kayıt dışıymış. Kapiş falan diyor. İtalyan ya. Kapiş, kapiş. Evet, ısrar etmişim bütün aile olsun bu önemli kararda diye. Şu anda kendini övüyor. Hiç sevmediğimiz Türklere has olmayan şeyler bunlar. Ben Türk değilim. Leaving college early now and entering this year's NBA draft is the right move right now. And when you sign with me, menajer diyor ki bu sene bırak bence okulu, direkt NBA'ye gir diyor. Ama tahminim o ki anne baba eğitime devam et falan diyecek. Oğlum kardeşime dokunma. Aynen yani ben de çok isterim diyor. Mr. Pagnotti diyor ama aileme söz verdim 4 sene okuyacağım diyor. In life and in basketball, you need to adapt and change to the situation. Aynen, hayatta da basketbolda da bu böyledir diyor. Etraftaki, çevredeki değişikliklere sen de ayak uydurmalısın, adapte olmalısın. You still need to react to what the defense shows you and then make your move. This is the right move. This is the right move. Israr ediyor. Ne yapalım acaba? It's a great plan for basically anybody, but you're not just anybody. Yani 4 sene okumak genel insanlar için, herkes için doğru bir karar olabilir ama sen farklısın. Sen umutsun bir kere diyor ya. Sağ ol kardeşim. Vay, eskiden diyor, liseden bile NBA'ye geçen müthiş oyuncular gördüm. Sen bir sene okudun bile diyor yani üniversitede. Daha yeter diyor yani, ne okuyacaksın Allah aşkına diyor. Ne yapayım, mekanik dersine mi gireceksin diyor. Mekanikte biraz aram şeydi. Oh yeah, but I was nothing. Right, we know it was nothing, but next time it could be something. I saw that. Good game, but bam! Just like that, and you could be flipping burgers. Maybe not flipping burgers. Maybe you're the manager or assistant manager at some burger joint. Maybe I do a favor and make a call, and you're a delivery boy at Sal's Famous Pizzeria. But the bottom line is, you will be a long, long, long ways away from signing multi-million dollar contracts with me, Don Pagnotti, as your agent. So it's all about the money, right? Vay, belli. Bunun ne olduğu belli oldu. Her şey para buna göre. Para özgürlüktür diyor. Seçme özgürlüğü, yaşam özgürlüğü diyor para. Oğlum, önemli olan ailedir be. Vay, para diyor, şoförlük yapmak ya da şoföre sahip olmakla aradaki farktır diyor. Sign on the dotted line, and I will take you and your family to the promised land. Like I said, Mr. Pagnotti, it's not all. Anneli baba hala oradan her şey parayla ilgili diyor. He made his point. He's finished. Aren't you finished? I said my piece, but I know I'm right. You guys should talk. Evet. What if Frequency does get hurt? Shouldn't he take this opportunity now? What if the boy goes pro, gets hurt, and then doesn't have a college degree? Look how. Hepimizin, annemizin, babamızın söylediği şeyi söylüyor. Ya mesleğinde başarılı olamazsa, bir sakatlık yaşarsa, elinde diploması olmazsa ne bok yiyecek diyor Frank. Just saying, I mean, if he's ready to do this now as opposed to later, Pete, anything can happen. Anne biraz daha okulu bırakmaya meyilli yani. This is his future. This is his life. Listening to me, Pete. Not just a game. I don't even know what to do right. Ben bile Doğan şu anda ne yapacağımı bilmiyorum diyor. I was talking to my boy Vic the other day. Why? And he was making a lot of sense. He thinks I should leave early too. You know what? Vic'le konuşmuş, bizim kanka Vic var ya, o da bırakmalısın demiş. Bu bizim kız da paracı. Hemen verdim notunu. Frank, bırakıyoruz oğlum bu kızı. Tamam, şey ama bırak yani. You know, your association with that guy Victor off the court, it could compromise your selection in a draft. As a matter of fact, I know it will. Do you realize the difference in dollars between being drafted first overall and 21st? You're talking tens of millions of dollars. Ulan adam para, salyaları aktı para konusu olunca. Our first sneaker deal alone, you're talking a difference of a 50 to 100 million dollar difference. Just by that, number one, that's what we need. Birinci olarak girmemiz lazım diyor draftta. Herif güveniyor bize. İnanılmaz paralar kazanacağız.
that we could get you drafted first overall, I wouldn't be like this. This is the play. This is the move, Frick. You've got to listen to me. Shut the fuck up, man. But who are they to tell me who I can't hang with my brother? No, Frick, you need to listen to him. I'm going to tell you the same exact thing. Mr. Dom, Frequency and Victor grew up together. They're best friends. Yeah. We took the boy in and practically adopted him. Martha, I tell you, that boy ain't nothing but trouble. He's family. Okay, but that's my boy, and he agrees with you. Nasıl para karıştırıyor görüyor musunuz? Bunlar çok ibretlik hikaye dostlar. Çok ibretlik. Bu karar bize kalacak sonunda. Ben, bana kalırsa karar, ben okulu bırakırım, onu söyleyeyim. Araya girebilir miyim? Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen sakinleşin. Herkese tartışmalar için teşekkür ediyorum. Herkes katıldı bu konuya ama şu anda bu odada, yani telefonun olduğu odada karar verebilecek tek insan var. O da sensin. Oğlum, ne düşündüğümü biliyorsun. Eğitim dünyadaki en önemli şey. Ama buna ne ben karar vereceğim, ne annen, ne kız kardeşin, ne şey yani. Pagnotti. Senin kararın. So you tell us what you want to do. Ne istiyorsan söyle. Okay. I have four beautiful children and I want each of them to go to college. Menajere bak ya. 4 tane çocuğu varmış da en az 3. Bravo, o güzel. Right now and said I will give you a contract that's worth 100, 200, 300 million. Yüz milyon dolar falan istemiyorum ben yani. Bypass college. You can always go back. I want you to graduate. Şimdi NBA'ye devam edersem askerlik yanıyor mu? Ona göre ben. Ben bu kadar sığım yani. Askerlik yanıyorsa tamam, NBA'deyiz. All over this beautiful country that we live in and go into any of the major universities, you will find people that are 30, 40, 50, 60, 80 years old. Paran olduktan sonra istediğin zaman üniversiteye gidersin diyor. Öyle değil olay da. You live to be 500 years old. You will never see ever, ever somebody 40, 50, 60 years old being drafted from college into the NBA. Draft edilme şansın varken bunu kullan, değerlendir diyor açıkçası. This is your life. 30 saniye dedin, yarım saattir konuşuyorsun. You'll be up there with all the big names. I'm not talking first rounder. I'm talking first overall. Listen to me. This is what I do. I am the best at what I do. Karar verme bize kaldı. Miss Martha, I am sorry. You just need to understand. Would you please let my wife speak? Lütfen susarsanız annem, karım konuşacak. Frequency. Baby, what do you want to do? Here's what I'm going to do. Evet, kararı veriyoruz arkadaşlar. Go through this contract, front to back. And think about it, sleep on it, pray on it. Aynen. Kardeşiyle, kız kardeşiyle beraber. Kız kardeşi de çok güveniyor. Sözleşmeyi okuyacağız diyor. Bakacağız, düşüneceğiz. Hadi bakalım. Hiç konuşulmadı, burada hiç olmadık diyor. Kapış. Anlaşıldı. I'll call you guys later. I love you. Love you, love you too, son. Love you too, baby. We met working at the post office together. Martha was the clerk and I was carrier. And I asked her out to lunch one time. Anneyle babanın tanışma hikayesini dinliyoruz. Bagel? A bagel. Yeah. Cream cheese? Cream cheese. Split down the middle? Split down the middle. Love at first sight. Yeah. İlk görüşte aşık olmuşlar birbirlerine. Niye gördük bunu acaba? Good evening and welcome to the NBA draft. Draft günü geldi arkadaşlar. Ki. Aha. Come on. Birinci turda ilk seçme şansı Minnesota Timberwolves'ta. With the first pick in the NBA draft, the Minnesota Timberwolves select. Minnesota bizi seçmedi. Tatlar kaçtı. Karl Anthony Towns seçildi. Ailede büyük bir gerginlik vardı şimdi. Herifin ortalaması 78, 19 yaşında. Pot altı oyuncusuymuş. Uzmanlar bunun bir sürpriz olmadığını söylüyor. Hani ben seçilecektim lan. Lakers, benim favori takımım. Yine yokuz. D'Angelo Russell. Aha, 11'ci de değişti galiba. Indiana Pacers. Indiana Pacers'a gidiyoruz arkadaşlar. Biz de elimizden gelen en iyisini Indiana'da yaparız. 55 abi. Ortalamamız 55. Kolay mı yani? IQ'su D'ymiş. Neyse. 9.7 sayı ortalamasıyla oynamışız üniversitede. 5 asist ortalama. İyi.
11. sıradan seçildik. İlk 10'a giremedik. Bakalım ailenin tepkisi nasıl olacak. Uzun bir bölüm ölüyor. Bölüm ölüyor. Bölüm. Let's do this, young man. Evet. Ha, anneyle babaya mı? Mutluluğa bak. İmzaları attık. Ladies and gentlemen, please welcome Frequency Vibration. Welcome aboard, young man. Eyvallah. Welcome aboard. Sağ ol. Wow. Wow, man. Wow. This is bananas. Harika yani. This is bananas. Take your time, baby. Thanks, mom. Okay, so I first want to thank öncelikle bunu mümkün kılan herkese anneme babama çok teşekkür ederim. Dad, I couldn't have bunu siz, siz olmadan yapamazdım. I like to thank my lady Yvette. My dude Vic. Vic. Kanka. Allah, otur lan yerine. Oğlum ciddi bir şey bu. Otur otur, Allah belanı vermesin. Rezil ediyor adamı. He's like my brother. Kardeşim gibidir diyor. Oh gosh. Yeah. Also, want to thank my sister, CC, who was also my manager. Menajerim olan aynı zamanda kız kardeşime çok teşekkür ediyorum. I love you more. And my agent, Mr. Don Pagnotti himself. İki tane mi? Yeah, iki tane mi şeyimiz var bizim? I guess I will take some questions now. Evet, sorusu olan. Yes, ma'am. Lütfen. How did you get the nickname Freak? Ha, Freak ismi nereden geliyor? Evet. Freak is short for my very first nickname, Frequency Vibrations. Frequency Vibrations ne demek? True story. I'd like to introduce our mother so she could tell it. Annesi anlatacak. Niye isminin frekans titreşmeler olduğunu. Adamın ismi frekans titreşimler. Frequency and CC are fraternal twins. And so when I was pregnant, one of them kept kicking and jumping around all the time. Çift yumurta ikiziymişiz kız kardeşimizle. Hence the name Frequency Vibrations. Vay. How did you know who was kicking? Söyleyeceğim şunlar. Şunlar bitsin anlatacağım. Are you ready for a photo op? Ladies and gentlemen, please welcome the next İşte Türk sarılıyor haber yani. Frequency Vibrations. Thank you. Thank you so much. Fuck you. Thank you all for coming. We will be available for one-on-ones in the back. Good job. Well done. Teşekkür ederim. Sağ ol. Indiana, Michigan'dan Indiana. Peki. Bölüm burada bitiyor mu? Bitmeden açıklayacağım ismimizin niye Frequency Vibrations olduğunu. Evet, şimdilik sarı lacivert formayı giymişiz Indiana Pacers. Şöyle göstereyim size. Arkamı döneyim falan. Seyirciye arkanı dönme lan. Ayıp. Niye frekans titreşimler ismini almışız? Çift yumurta ikiziymişiz CC ile. Annemizin karnındayken bir tanemiz devamlı tekme atıyormuş anneye karnına. Baba da bunu dinlemiş. Bizi sakinleştirmek için ya da tekme atanı sakinleştirmek için reggae müzik dinletmiş. O reggae müziğin albümün adı da Frequency Vibrations'mış. Anneye de sordular. Nereden biliyorsunuz bu Umut'un Frequency Vibrations olduğunu, yani kicking tekmeleri onun attığını anne bilir dedi. Evet arkadaşlar, şimdilik No Fox Machine Umut'tan bu kadar. NBA kariyerimize başlıyoruz artık. Desteklerinizi bekliyorum. 20 beğeni, 30 beğeni, 383 kişi olduk arkadaşlar. Böyle 383 beğeni niye olmasın ya? Öpüyorum.